40 ve fiyatta bir iki tanesi kazanmış bu iman davasını. Bu asırda. Ne özelliği var bu asır? Matliyun asır diyor bu asır. Her şeyi sebep sonuçla açıklandığı bir asır. Maalesef nefislerin, enaniyetlerin ilahlaştırıldığı bir asır. Maalesef dinin adeta fetret devri gibi unutulduğu bir asır. Ağzımızdan çıkan kelamlarla küfre çok rahat girdiğimiz bir asır. Geçmiş ümmetleri helak eden birçok günahın çok aşikar resmi şekilde işlendiği bir asır. Böyle dehşetli bir asır. 40 ve fiyattan. 39'u kaybetmiş diyor. Ve bakın abiler imansız kabre gittiniz mi? Babanız peygamber olsa bitti. Hiçbir faydası olmaz. Velev ki imansız kabre girdin, işin bitti. Amelde hatan varsa affolunur. Ama imansız kabre girdin mi dava bitti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Muhammedin salavat. Bugün okuyacağız mesela dördüncü mesele. Yani on birinci şu anda geçen Denizli hapishanesinde yazılan bir eser. Hapishaneye kimi koyarlar? Mahkum. Mahkum. Hangi mahkumu koyarlar? Suç işlemiştir. Adam kaçı, adam öldürmüştür değil mi? Yasak işler yapmıştır. Uyuşturucu kullan, e, kullanmıştır, satmıştır. Ondan sonra e, atıyorum başka olmadık işler yapmıştır. Bunlar hapishaneye koyulur. Bu zat ne hapishaneye girmiş? Allah demiş, peygamber demiş. Kimsenin Kur'an anlatamadığı, Allah peygamber anlatamadığı dönemde Allah'ı ve peygamberi anlattığı için hapse konulmuş. Ne kadar garip değil mi? Müslüman ülkede. Amerika'da olsa eyvallah derim. Ya yani, gavur memleketidir ya. İşte İsrail olsa eyvallah derim. Orada bile yapılmaz. Yani velev ki yapıldığını farz et dersin ki tamamdır ya. Hani bu olur. Yani çünkü Ejnemi memleketi. 500 yıl boyunca İslam'a bayraktarlık yapmış bir toprakta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Allah dediği için, peygamber dediği için insanlara dini tebliğ için ve zerre miktar siyasete temas etmeyip hiçbir yerde adam yerleştirme gibi faaliyetleri bulunmadığı halde hapishaneye atılmış. 20 yıl hapishanede kalmış bu zat. Ve burayı da ne yapmış Üstad? Medrese Yusufiye yapmış. Biliyorsun Yusuf Aleyhisselam hapishanede bir dönem geçiriyor. Medrese Yusufiye yapıyor. Yani hapishane, kişindeki hapishaneler emin olun ki e, sen söyle otel seviyesinde. yani bugün mesela en azılı adamlar kimse şöyle hapishaneler hepsi senden benden rahatlar yani. Tek dışarı çıkamıyor adam yani o kadar. Yani televizyonu var, kitapları var, ondan sonra doktoru var, şeyi var, her şey var, oğlu var. O zamanki hapishane öyle değil. Üstad'ı koydukları hapishanenin Afyon'da buz tutuyor. E, o biçim soğuk. Ve tek başına içeri kanal bağlamışlar da işte ölsün gitsin diye yani. Böyle zulüm yapılan bir yer. 18 kez zehirlenmiş bu zat. Böyle zamanda bu eserlerden bir tanesini yaşatmış. Meyve sahnesi diyor. Şu anda okuyacağımız 11. Şua. Onun biz 4. meselesini okuyacağız bugün. 4. mesele de özellikle hayat içerisinde, hadisat içerisinde, geniş dairedeki bazı vaziyetlere uğraşmaktan bize unutturulan önemli vazifeler var. Onların dersini verecek bize. Şimdi bugünkü dersimiz bu. Bu mukaddemeden sonra şimdi derse giriş yapıyoruz. Ve diyor, diyor ki dördüncü meselede soru çok önemli. Şuradan başlayayım. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerimin tar kardeşlerim tarafından sual edildi. Üstada hizmet eden bazı talebeler var, arkadaşları var, ders arkadaşları var. Onlar üstada sormuşlar. Demişler ki küreyi arzu her cümerce getiren ...darmadan eden, adeta perişan eden, İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden, yani 2. Dünya Savaşı'ndan, 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti, yani 1946 senesinde yazılmış, tamam mı? Hiç merak etmiyorsun, hiç sormuyorsun, merak etmiyorsun. Halbuki, bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. O zamanlar televizyon yok malum. Yani radyolar köyün merkezinde, orta yerinde ve hatta kahvanelerde açılıyor. Ajanslardan ondan sonra e, haberler geçiliyor belli saatlerde ve o, bu hadise yani Mısır bir hadise küreyi arzu her cümerce getiren İslam mukadderatıyla da alakadar, İslam'la da alakadar olan bir hadise bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Yani dünya tarihinin en kanlı savaşı. 80 milyon insan ölmüş. Dünya atom bombasıyla tanışıyor bu savaşta. Şu andaki çizilen sınırların belki de %60'ı, %70'i o zaman da işte e, sen söyle yapılıyor, çiziliyor. Ve bugün İslam yani e, kökeninde Müslüman olan birçok ülke işte orada sömürge haline getirilip pay ediliyor. Yani Osmanlı'dan kalma topraklar da bütün hepsi bitiyor zaten. Böyle bir vaziyette Üstad diyor ki hiç meşgul olmuyor bunda. Hiç ilgilenmiyor, sormuyor. Şimdi tabii talebeleri de soruyor. Ha Allah Allah yani böyle bir vaziyet. Yani mütedeyyin insanların, alim insanların cemaati ve camiyi bırakıp koşmuş olduğu bir mesele, büyük bir hadise. Hadi bırak İslam bu kadere hatırıyla alakadar bir vaziyet. Ve sen ki İslam'a adanmış bir insansın. Ya hiç merak etmiyorsun. Bununla meşgul olmuyorsun. Ya demek ki o zaman iki tane şık var. Sualin devamında. Nedir o? Bir, Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var ki sen meşgul olmuyorsun? Yani 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir şey var ki senin ilgini o çekiyor. Sen bundan meşgul olmuyorsun. Değil mi? Bir. İkincisi onunla meşgul olmanın zararı mı var? Bakın soru çok önemli. Soruyu anlarsak cevap manayı ifade edecek bize. Anladınız değil mi soruyu? Tekrar özetleyeyim mi? Küreye harca harca getiren bir savaş var. İstanbul bu katlara kadar olan bir savaş. Yani İslam'ın kaderine temas eden bir nokta. Tamam mı? Böyle bir savaş. Üstad hiç ilgilenmiyor. Sormuyor, merak etmiyor. Dindar insanlar var. Bunlar cami cemaati bırakıp onu o radyo haberlerini dinlemeye koşuyorlar. Bir zaman Hazretleri hiçbir şey karışmıyor, etmiyor, sormuyor. Fe Allah, Ben sormasam gamsızım. Yani İslam'a indirilen darbeleri en önce kendinde hisseden bir zattan bahsediyorum. Yani senin benim gibi değil yani. Biz kendi çocuğumuzla zor ilgileniyoruz biz. Ben merkezli yaşayan bir adam değil. Bak böyle bir adamdan bahsediyorum. Yani hiç ilgilenmez bu bir insan ya. Ya mesela bir adama ilgilenmez gamsız herif yani. Öyle tipler de var değil mi? Ya mesela kıyamet gelse çayını bitir. O kadar rahat adam yani. Şimdi ilk şıkkı konuşacağız. Hangi şık bu? Bu savaşlarla uğraşmanın işte bu tür hadiseleri takip etmenin, meşgul olmanın zararı mı var cevaplayacak bize önce. Ondan sonra ikinci cevap, yani bundan daha büyük bir hadisenin var sorusunun cevabını bulacağız. Şimdi cevap şu, şöyle başlıyor. Yani 8 kelimeden oluşan, 2 cümleden oluşan bir Motto derler buna felsefede. Ondan sonra bir hayat öğretisi. Acayip bir kavram. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Evet. Bak şimdi. Sekiz tane kelime, iki tane cümle. Şimdi bu aslında çok önemli bir Kur'an'ı ve nebevi öğretidir bu. Ve bu cümlenin arkası birçok ayetle ve hadisle doludur. Bak bu cümle çok basit gibi gözüküyor. Biz bunu çok paylaşırız. Acip paylaşılır bu çünkü etkileyici bir cümledir fakat bu dünya hayatını Kur'an'la kendini Kur'an'la ve sünnetle anlamlandıran bir kişinin hayatında tatbik edeceği bir kavramdır, bir öğretidir bu. Paylaşmak kolaydır yani Instagram'da, Facebook'ta paylaşmak kolaydır ama bunu yaşamak çok zordur çünkü çok ciddi bir e, ikna gerektirir yani kalbi bir mutmainlik içerisinde bunu anlamamız lazım bizim. Peki bunu nasıl olacak? Bizim biz bu dünyaya geliş gayemiz eğer Kur'an'la anlamlandırdığımızda bizim göreceğimiz yegane hakikat şudur ki biz bu dünyaya ticaret ve ziraat için geldik. <laughs> ticaret ve ziraat için geldik. Yani ticaret deyince sakın mal, mülk, eşap satmak, işte e, bina satmaktan bahsettiğimizi zannetmeyin. Bu işin çelik çamak oynamak başka hiçbir şey değil. Biz ticaret için geldik ve ziraat için geldik. Yani biz faniyi satıp bakiyi almak için geldik. Ticaret bu. Fani ömür dakikalarımızı satıp baki ömür dakikaları almak için geldik. Gençliğimizi satıp ebedi gençlik almak için geldik. Tamam. Biz bir de ziraat için geldik. Biz burada sürekli ekiyoruz. Ekiyoruz, ekiyoruz, ekiyoruz. Her anımızı ekiyoruz. Ya nurani tohumlar ekiyoruz ya da zulümatlı tohumlar ekiyoruz. Biçtiğini beğenmek istiyorsan ektiğine dikkat edeceksin. Bak biçtiğini beğenmek istiyorsan ektine dikkat edeceksin. Eğer biçtiğini beğenmiyorsan ektiğinin farkında değilsin. Bizim şu andaki vaziyetimiz, düştüğümüz çoğu zaman durum şu. Biz bir şeyler ektiğimizin farkında değiliz. Bizim için daha önceki derslerde ifade ettiğim bir mana var ya. Alim ahiret. bu, Hani şu hayat biz doğduk, büyüdük, işte öldük, buraya kadar geldik, öldük. Evet. Bundan sonraki bir hayat olarak algılıyoruz biz alemi, ahireti. Böyle bir hayat yok. Bundan sonraki hayatı da öyle bir algılıyoruz ki. Oh, oh. Yani önümüzde hallar serilmesini falan bekliyoruz. Ama öyle bir hayat yaşıyoruz ki tamam mı? Öyle bir hayat yaşıyoruz ki bu hayatın devamında bu olmaz. Zaten böyle değil bu. Sen burada doğdun, büyüdün, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, öldün. Bu süre zarfında ticaret yaptın. Faniyi satıp bakiyi aldıysan eğer. Sonra sen burada ziraat yaptın. Yani buraları ektin. Neler ektiysen. Sonra bitti. Diyecekler ki evet şimdi biçme zamanı. Şimdi karşılık zamanı. Böyle değil. Böyle olacak. Yani buradan çıkacak. Buradan. Ne ektiysen o çıkacak. Ne sattıysan onu alacaksın. Kime sattıysan ondan alacaksın. Ekstra bir şey bekleme. Ali Salikara değerine gitmiyoruz abiler. Ha şunu bekleyebilirsin. Bir ekmiş indir bin verir. Otuz bin verir. Vallahi verir. Bak billahi verir. Sen bir satmışındır Yüz bin verir. Vallahi verir. Ama hiçbir şey ekmeden, hiçbir şey satmadan beklemek hadisin tabiriyle ahmaklıktır. Şimdi benim için ben bu dünyaya kendi kendime baktım. Ziraat ve ticaret için geldiğimin farkına vardım. Ondan sonra kainata baktım. Kainatta da her şeyin her an değiştiğinin farkına vardım. E, baktım ki gelen gidiyor. Gençler ihtiyarlaşıyor. Ondan sonra her şeyde zeval ve firak var. Yani her bağlandığım şey fani her bağlandığım şey benden ayrılıyor ve artık ben şu kanıya ondan sonra varıyorum. Ve diyorum ki insan bu dünyaya yalnızca güzel yaşamak için, rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir diyorum artık. Bu kanıya fark, var, farkına varmam lazım. Çünkü gelenler gidiyorsa, gençler ihtiyarlaşıyorsa, her şeyde zeval ve firak hakikati varsa o zaman ben bu dünyaya lezzet almak için gelmediğim alametidir. Eğer lezzet almak için gelseydim ihtiyarlanmazdım. Gelenler gitmezdi değil mi? Her şey sabit kalırdı. Ben de sürekli ondan keyif alırdım. Bu imkanı yoksa demek ki ben bu dünyaya yalnız keyif sürmek, lezzet almak için gelmedim. Peki ne için geldim? İnsan bu dünyaya azim bir sermaye elinde bulunan insan bu, burada ticaret ile ebedi ve daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Bunun için geldin. Fıtratın alemi ahireti istiyor. Sen buralı değilsin. bunun adamı değilsin. Kendini burada harcama. Fıtratına ihanet etme. Ahirete programlanmış varlıksın sen. Ölmek istemiyorsun, yaşlanmak istemiyorsun, sürekli genç kalmak istiyorsun. Bağlandığın şeyden ayrılmak istemiyorsun. Hiçbir şeyden rahatsız, böyle seni rahatsız edecek hiçbir şey olmasını istiyorsun. Olmamasını istiyorsun. Yatmak istiyorsun. Ya işte bak sen programlanmış varlıksın. Sen oralara programlanmış varlıksın. Bu dünyanın adamı değilsin. Ve bu dünyada mı değilsen sen bir yeri sabit ve baki bir yeri kazanmak için geldin. Peki kazanmak için sana ne verildi? Onun eline verilen sermaye nedir? Ömürdür. İşte hepimizin maalesef fark, çoğumuzun farkında olmadığı en kıymetli sermayemiz ömürdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu noktada çok hadiste ika, ikaz ediyor. Diyor ki insanların diyor çoğunun kıymetini bilmediği iki nimet vardır. Birisi Sıhhat. Diğeri de boş zamandır. Şunu da bilelim abiler. Şöyle bir tabir kullanılıyor. Kendini, kendi hayatını ve kendini din noktayı na nazarında anlamlandıran insan için boş zaman yoktur. Boşa geçirdiği zaman vardır. Öyle diyorlar şimdi. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Allah Allah. Nereden buldun sen o boş vakti de değerlendiriyorsun? Yani şu demek ben? Sermayem var. Bak işte ehli ticaret burada. Emre abi, em, Emin abi. Tamam mı? İşte Şenol abi. Sermayem var. Mesela 60 bin sermayem var. Misal veriyorum. 10 bin dağıtıyorum ya. Al abi sen. Ne yapar mısın bunu? Ne yapıyorsun abi sen? Sermaye boşa dağıtılır mı? Dağıtmazsın. Ömür bir sermaye ise. Nerede var boş zaman ya? Ne boş zamanı. Senin şuurlandıramadığın ve dünyaya geliş gayeni unutup gafletle, nefis ve şeytana ve eyle dalalete, küfre uyaraktan boşa geçirdiğin zamanların vardır. Ve bunun hesabı da sana sorulacak. Yine hadiste peygamber buyuruyor ki, kıyamette diyor şu dört şeyden soruluncaya kadar kimse yerinden ayrılmaz. Nedir onlar? Ömrünü nerede tükettin? İki, gençliğini nerede harcadın? Neden gençliği ekstra söylüyor? Ömür diyor zaten. Gençlik de içinde değil mi? Abiler gençlik insanın manevi kazanç noktasında en çok kazanacağı devirdir. Bu gençlik devresini eğer boş geçirdiysen, bazı alışkanlıkları kazanamadıysan 40 yaşıdır sınır bunun ortalama. Bundan sonra iş zorlaşıyor abiler. Bilin yani bunu. 40 yaşından sonra artık bir şeyleri monte etmek zor oluyor. Olmaz demem. Olur ama çok zor olur. Özellikle gençliğin nerede harcadığın. Sonra malını nerede kazandın? Nereye. nereye harcadın? Bunun göstergesi çok basittir abiler. Malın ne, alem arete de kalmaz. Malın nerede harcadıysan iyi yerlere gider. İyi yerde kazandıysan iyi yerlere gider. Ekseriyetle. Ekseriyetle. Nereye gidiyor paran? Bil ki öyle kazanmışındır. Son olarak İlmini yani bildiklerine amal edip etmediğin bu dört tane sual sorulmadan kimse yeniden kımıldatmayacak. Bakın şimdi bizim bir grubumuz var ekran süresi grubu diye. Çok fazla telefonda meşgul olduğumuzdan dolayı abilerle kardeşlerle anlaşma yaptık. Dedik ki kardeşim bir grup kuralım şu ekran süresini düşürelim. Ya, benim 7 saat 8 saat buluyordu günde. Ya, 7 saat hiç oyun yok benim telefonumda. Hiç. Yani Whatsapp'ta ona yaz, ona yaz, buna yaz, şunu paylaş, onu paylaş, ona cevap ver, buna cevap ver. Oh, oh, oh saatler gidiyordu. Dedi ki bu böyle olmaz. Ha bir de para cezası koyalım buna. Birinci para alsın. İşte atıyorum 35 TL alıyor. ikinci 25 TL alıyor. Üçüncü 10 TL alıyor tamam mı? Son üçlü de son üç kalan yani çok kullananlar online veriyorlar parayı. Elhamdülillah ortalama günde 1 saat 30 dakika düştü. 1 saat 30 dakika ve ekran süresine gelince nerede ne harcadığınız da gözüküyor onları da atıyoruz öyle mesela rapor olarak. Telefonunuzun ekran süresi kiramen katibinin numunesidir. Kiramen katibin senin her benim her yaptığımı yazıyor mu? Numunesini istiyor musun numunesini? Al sana kiramen katibinin elektro elektronik alet üzerindeki numunesi ekran süresi. Bakıyorsun nerede ne kadar oyun oynadığın, ne yaptın, hangi nereye girdin hepsi yazıyor. Böyle yapacaklar bize. Diyecekler ki Hasan Yenidere öldün. Tamam mı? Sen e, sen söyle gel bakın diyecekler. Ne yaptın? Ekran süresi gibi hayat süresini basacaklar. Sınk ekstreyi çıkaracaklar. Şık 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 şık. Hani böyle kredi kartı ekstreyle gelir ya. Nerede ne alışveriş yapmışın, ne yapmışın, ne etmişin. Hepsi orada belli olur. Hayatımızın her anı böyle tetiş edilecek bizim. Hayatı veren hayatın her anını hesaba çekecek bize. Dikkat edin. Bakın yine bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki. Ahir zamanda ümmetimin ömrü 60-70 seneyi fazla geçmeyecek. Bir tane daha hadis onu da okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın kendisine 60 senelik bir ömür verilen kişiden her türlü bahaneyi kaldırmıştır. Şimdi ben 44 yaşındayım. Yani fazla yaşamak gibi gözüm yok. 95-96 yeter bana. <laughs> Allah'ın izniyle şurada bir 90 yaş dersi yaparsam kendimi bahtiyar veririm. Yani işin natifesi 44 yaşındayım. Ortalama 60 senelik bir ömür biçilirse bana 16 senem var. Şey. Hadi babaya benzersek belki biraz daha uzun yaşarız ondan sonra. Hadi 70 sene diyelim. Ha, dedeye falan benzersek 90'ı zorlayacağız gibi gözüküyor. Ama babaanne tarafına benzersek Allah ondan sonra erken gideriz. Yani zahirde erken gideriz. Neye göre erkense. Zazakit daraldı. Ve üstad bütün bu hadislerin bir tefsir hükmünde bir mana söylüyor. Diyor ki rivayetle vardır ki insanın ömür dakikaları insana avdet eder, geri döner. Nasıl döner? Ya diyor gafletle muzlim olarak gelirler. Yani gafet içerisinde, günahlar içerisinde, mahalayani içerisinde geçirilmiş karanlık görüntüler olarak gelir. Ya da hasenat-ı muziye yani güzel işler, nurani işler olarak avdet eder. Bakın kabirden itibaren bütün anlarımız bizim de yolculuk yapacak. Sen kabrini aydınlatmak istiyorsan nurlu işlerle meşgul olacaksın kardeşim. Alemi verzatta göreceğin rahat ve lezzet, alemi kabirde göreceğin rahat ve lezzet bu dünyada yapacağın say ve gayretlerle olacak. Buradan nur gönderiliyor oraya buradan. Dışarıdan sen bu çalışmaları yapma öyle Yasinler, Fatiha'lar falan filan. Yani pırt pırt böyle şey ışıkçık olur. En fazla böyle anlık bir parıltı. Kendi say ve gayreti olmayan hiçbir kişiye dışarıdan sen bir şey yaptıramazsın. Adam gayret etmiştir, uğraşmıştır, dua etmiştir. Zaten Kur'an'la yaşamıştır. Zaten onun kanalları açıktır. Ona her türlü dua da gider, selam da gider, ibadet de gider. Aa, gönderirsin. Ama hiçbir gayretin yok. Ömür sermayeni bitirmişsin. Ondan sonra müflis olarak kabre girdin. Ömür bu kadar değerlidir. Fakat gel gelelim bizim dünyamızda ömürün para kadar değeri yok. Para kadar değeri yok. Para kazanmak uğruna o kadar cüzdi hatta kazançlar uğruna öyle zamanlar harcıyoruz ki şaşılacak bir şey yani. Hep örnek veriyorum 5 kilo yağ ucuz alacak diye 10 tane market dolaşıyor. 100 lira kazanacak diye 4 saatini 10 saatini veriyor. İhtiyacı yok. Yalnızca çok kazanıp daha çok harcamak için başka hiçbir şey değil. Ha, i̇htiyacı olur bak eyvallah. Zaruri ihtiyaç bir şey demem ona. Ama emin olun küçük cemaat içerisinde bu cemaatin akrabaları içerisinde zaruri ihtiyaç sahibi olan ben olduğunu da zannetmiyorum. Neye göre zaruri? Ha, sen gayri zaruri, zaruri hale getirmişsen ayrı mesele. Yani mesela şimdi ben fakir miyim? Tabii fakirim. 14 çıktı bak telefon hala 10XS. Zaruri bana ya. Ne zaruri? Değil mi? Araba alacağım. Ne araba alacaksın? Arabam var. Yok ama üst model almam lazım. Bak zaruri hale getirmişsin sen. Şimdi bunu kazanmak için sen ne yapman lazım? Daha çok çalışman lazım. E, dolayısıyla böyle olunca, bak böyle olunca o zaman işte ömür sermayesi hiç ediliyor. Bakın parayı kazanırsınız ama zamanı kazanamazsınız. Net. Zamanla para kazanılır, parayla zamanı kazanamazsınız. Hele ki bir şuurunuz varsa bu okuyacağımız ders dünyanıza canlı ise bilin ki param gitsin zamanın gitmesin dersiniz. Allah hepimize bu şuuru nasip etsin. Kaç para. Abi uğraşamam. Yok kaç para? Al abi 5 lira fazla al. Tamam bitti gitti. Uğraşamam. Biz evde 3 sene önce bir kaç? 3 sene mi oldu bizim inşaat yapalı ya? 3 sene değil mi? İnşaat yaptık. ustayla anlaştık. Usta dedi ki bak usta ben dedim öyle çuval taşıyamam, şey yapamam benim vaktim yok. Bu iş babaya kalırsa benim babam benim başımın etini yer. Tamam mı? Beni onlara karşı karşıya getirme. Kaç para istiyorsun? Beş bin lira. Al sana yedi bin lira. Elimi sürme. Elimi sürme. Çünkü işim var. E bıraksam hacı babaya o hatan yapamaz. O yapamayınca başlayacak işte ilgilenmiyorsun, yardım etmiyorsun. Ben onu yapacak tamam mı? Olmayacak. Ne yapacağız? Boşa dememişler. <laughs> Paran yorulsun, kendin gölgede dinlen. Kendin dedin lan kardeşim. Hakayki iman emiş gördüm var. Derslerim var. Dedim abi kaç para? Beş. Misal. Al abi sana altı, yedi. Dedim ki babamı tanımam. Bak hiç elimi sürmem. Yeri bile süpürmem. Ona göre. Her şeyi al. Bitti gitti. O parayı kazandım. Ama zamanı kazanamam. Bu kadar değerli midir? İşte bu dava, bu şimdi okuyacağımız dava şuuru ne kadar canlıysa o kadar değerlidir. Ama gel gelelim bizim her zaman söylüyoruz ya İBAN derdimiz, iman derdimizin önüne geçtiğinden dolayı biz çoğu zaman İBAN yani para derdinden dolayı bunu unutuyoruz. Şimdi üstad cevap veriyor. Diyor ki, bak üstad çok acayip bir cevap veriyor. <laughs> Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, Vatan ve memleket dairesinden, küre az ve nevi beşer dairesinden, tut tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Şimdi bütün bunları size şekillendiriyoruz. Ondan sonra rahat anlamanız için. Şimdi burada bize bir kanuniyet veriyor. Asrın doktoru diyor ki sana bir kanuniyet vereceğim ben ve bundan sonra sen neye ne kadar değer vereceğini ona göre değerlendireceksin alakadarlık irtibatını göstereceğim. Ne ile ne kadar alakadar olmanı öğren, öğreneceksin. Ne ile ne kadar alakadar olman gerektiğini öğreneceksin. Şimdi insanı merkeze koydu ve dedi ki senin dedi birinci derecede en küçük dairede senin kalp ve mide dairen var. Yani senin maddiyatın ve maneviyatın var ve sen birinci derecede bundan sorumlusun. İkinci daireye geçtiğimizde senin ceset ve hane dairen var. Yani sen kendinden ve aile efradından da sorumlusun. Üçüncü daire geçtiğimizde mahallenden ve şehrinden sorulmuşsun. Dördüncü daire vatan memleket. Sonra beşinci daire küre arz. Nevi beşer bir yukarıda gittiğimizde de zihayat ve dünya. İnsan böyle her şeyle alakadar olan bir varlıktır. Bakın insanın camiyeti çok derindir. Şimdi bu sıralama önemli. Fakat bu sıralamada şöyle bir problem var. Ne çıkıyor ortaya? Diyor ki en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli daimi vazife var en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife var. Ne demek bu? Şöyle. En geni, küçük daire hangisiydi? Kalp ve mide dairesi. Bu en küçük dairede en büyük ve daimi vazife var. En geniş daire ne demek? Ziyaret, dünya işte. Ukrayna Savaşı'ndan tutun, Amerika seçimleri, ondan sonra 2023 seçimleri. Bak bunlar hep dış daireler. Bunlarda bizim vazifemiz en küçük daire kadar değil. Yani en büyük dairede en küçük geçici ara sıra vazifemiz var. Bakın en büyük dairede tekrar burayı iyi dinleyin. En büyük daire olan yani zihayat ve dünya dairesi, küre arz dairesi, vatan millet işte siyaset dairelerinde senin ne var? Küçük geçici ara sıra vazifen var. Ama en küçük daire yani benim kalp, maneviyat ve maddiyat kendi irtibatım olan dairede, en küçük dairede en büyük bir, ehemmiyetli iki daimi vazife var. Ters orantılı. Dikkat ettiniz mi? En büyük dairede en küçük vazife, en küçük dairede en büyük ehemmiyetli daimi vazife var. Fakat bakın büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle. Ama herkes şeyden bahsediyor. En geniş daireden açıyorsun haberleri. Son dakika. Şak şak. Rusya, Ukrayna anlaştı. Son dakika. Tahıl krizi. Mesela son dakika. Hep dış daire. Hep bunlar. Çok cazip. Herkes onu konuşuyor. Herkesin dilinde onlar var. İşte altılı masa, üçlü masa, dörtlü masa ne olur? Bunlar böyle, onlar böyle. Anlayın işte yani. Ha, bir de Dünya Kupası var şimdi. Dünya Kupası hiç boş bırakmıyorlar ha. Şırıngayı vuruyorlar, vuruyorlar. Sonra diziler. Dünya Kupası diziler de ertelenmiş ya. <laughs> Namaz. Şimdi cazibedarlık dış dairenin cazibedarlığı çok büyük. Şimdi en küçük dairedeki lüzumlu ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp nedir o? Hakayki inayeni meşguliyet, Kur'an okumak, Kaza borcu olanlar var. Kaza namazı kılmak, namaz kılmak, namaza dair bilgiler okumak, ilmi hale dair bir sürü bilmediğimiz noktalarımız var. Ayaklarda hatalar var, elde tuttuğu hatalar var, abdest da hatalar var. Bir dünya hatalarımız var din namına yaptığımız birçok işlerde. Bunlarla uğraşmaktan ziyade biz dış işlerle uğraşa uğraşa lüzumsuz, male yani afaki işlerle meşgul oluyoruz. Ne oluyor peki? Sermaye hayatı boş yerde imha ediyoruz. Boş yerde imha ediyoruz kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerle öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Peki zarar bu kadar mı ya? Ne oluyor biliyor musunuz? En bu dış dairenin cazibedarlığı ile uğraşa uğraşa en iç dairedeki benim vazifem olan maneviyat maneviyat işlerinde artık öyle bir gabileşiyorum ki bu sefer din oluyor kıl beşi yağışı karıştırma işi. Bir şeyler yapıyorsun, ne yaptığını sen bilmiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun ama niye yaptığını bilmiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun, bu dünyada bir şey karşılığını görmüyorsun. Acayip bir hal oluyor din. Din deyince nedir? Kıl beşi bitti. Hiçbir dini derinlik yok. Çünkü uğraşı yok. Ama gel gelelim koyalım masaya Ukrayna-Rusya krizini. Burada en cahiliniz yarım saat konuşur en cahiliniz yarım saat konuşur. Bırakın Ukrayna ben bunu geçeyim bunu geçeyim. Öyle mi değil bu? Telefonda oyun oyun oynuyor adam oyun. Kar oluyorum duvara vurasın günü kafamı yani görünce. Gelmiş 50 kusur yaşına. Ölecek ölecek eli kulağında. Hala. Hala balon patlatıyor. Ama mesela fazla da neden fazla çalışıyorsun? Onu sorgulamak lazım. Mesela işte fazla çalışmamındaki amaç e araba başlayalım. almak, ikinciye almak, yazlık almak şeklinde gibi şeylerse bunlar problem tabii. Problem. Yani çünkü bakın maneviyattaki derinlik sonu gelmeyecek bir çalışmadır ve bunu lezzetini aldıkça zaten uzaklaşmaya başlayacağız bir şeylerden. Bunu almadıktan sonra mesela sırf beş vakit namazla böyle bir sistemin içine giremeyiz bunu bilin yani. Zaten ona gelecek mesela. Ya yani o Tabii çalışacağız. Hepimizin çalışması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak ancak insanın çalıştığı kadar vardır. Bir cihette maddi olarak da bizden ubudiyet şöyle çalışmayı da istiyor Cenab-ı Hak. Ama e, sen söyle bunu biz maalesef çalışıyorsun. Şimdi zaten sonda slide'de bunu göreceğiz. Çalışıyorsun. Zaten 8-10 saatin, 12 saatin gidiyor. Bir de dönüyorsun evde. Netflix izliyorsun babam ya. Ya Lütfen abi. Çalıştım tamam. Dönüyorsun evde. 3 saat boyunca olmadık şeyler izliyorsun. Lütfen. Sonra yetiştiremedim ben programı. Niye yetiştiremedim abi sen programı? Ben koyuyorum adamın hayatını kefeye. Diyor şimdi Emre bazen abi müthiş uykusuzum. Çok geç yatıyorum. Şey yapıyorum bakıyorum ben şimdi Emre temiz. Emre rahat konuştuğum için onun üzerinden gidiyorum. Ondan sonra sözler 310. Olmamız gereken 470. Abi diyorum bu adam ne yapıyor ya? Tamam mı ne yapıyor? Ben uykusuz kalıyorum diyor. O zaman ne yapıyor bu adam? Yani herhalde örgü örüyor gece. Hanımla beraber iki ters bir düz. Ondan sonra veyahut da çocuk sallayacağım çocuk da yok. Yani bir kufak çocuk yok. Ne yapıyor? Bakın koymamız lazım kefe ya. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum diyemememin sebebi ne yapıyorlara baktıklarından dolayı işte. Ne yapıyor reisi cumhur? Putin ne yapıyor? Ukrayna ne yapıyor? Sana ne yani. He, Dünya kupası ne yapıyor? Bunlara bakmaktan ne yapıyorum diyemez hale geliyorum. Maalesef vaziyetimiz bu. Peki bunun belki manevi zararı mı var mı? Var. Ne var? Bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Bakın zulmüne şerik olur. Aleme ahirete gittiğimizde zahirde fiilen işlemediğimiz birçok günahların bizim defteri seyyatımızda, günah defterimizde yazılı olaraktan, işlenmiş olaraktan göreceğiz. Nasıl biliyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim bize ayet-i kerimede diyor ki zalimlere en ufak meyil göstermeyiniz. Yoksa sizi de cehennem ateşi dokunur. Bakın meyil göstermeyin diyor. Şerik olun demiyor. Meyil bile gösteremezsin zalime. Sen kumanda almışsın eline oturuyorsun. Tamam mı? Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Seni alakadar eden hiçbir şey yok. Çünkü ortada zulüm de var. Birçok masum insan da ölüyor orada. Çocuklar ölüyor değil mi? Birçok masum insana zarar görüyor. İsterse Hristiyan olsun. Emre ki insan. Diyorsun ki bu Ruslara da iyi oldu. Heh. Atıyorum işte Ukrayna atmış bombayı Rusya'ya. İşte 300 tane birisi öldü diyelim. Oh iyi olmuş. Heh. heh i̇yi olmuş. Bir çeksin alem bakacaksın ki 300 tane işte Rus askeri masum insanın ölümüne sebep oldun. Ne yaptım ben? Git Rusya'ya gitmedim ben. Gitmedin zaten. Endekumanda oturuyorsun böyle endek kürdan. Yemişin yemeğini, göbek şişmiş, dünya geniş gayet unutmuş, hayvani bir hayat mertebesinde keyif alarak oluyoruz ya. Ah iyi oldu dedin ya, ah iyi oldu Lopta yazıyorlar işte. 300 kişiyle Ya. Bunu nereden söylüyorum? İşkembeden söylemiyorum abiler bakın. Şey diyor ki -E, deprem bahsinde birkaç eşyasın yapmış olduğu hatalara binaen neden umumun musibet geliyor ya? Birkaç kişi günah işliyor, birkaç grup veyahut da bir bölüm insan yapıyor günahı. Bir deprem geliyor hop siliyor süpürüyor. Diyor ki umumi, umumi musibet eksiyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser naasın insanların o zalim eşyasın hareketine, harekatına fiilen, iltizamen, iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Musibeti ammeye sebebiyet verir. İştirak etmiyorsunuz ayede fiilen belki ama diyorsun ki ya olsun be gençler ya bırakalım ya. Ve hatta Allah muhafaza yani helak edecek günahlar işleniyor şu anda. Diyor ki insanların kendi seçimidir diyor. Kimseye karışamayız biz. Neyi karışamazsın ya sen? Neyi karışamazsın? Yani senin bunu mübah görmen bile o günah işlemek demektir işte. Mübah görüyorsun sen. Diyorsun ki bu olsun insanların özgür iradesi var. Her istediği gibi yaşar. Öyle değil mi? Bak bunun ne Mübah gördün. Ya kadın kapalı. Kapanmış ama nasıl kapanmış bilmiyorum. Mahalle baskısı diye ehli dünya diyor. Doğru. Kapalı. Kız kızı maalesef gayri İslami bir kıyafet var. Hayat yaşıyor. Üzülmesi gerekirken diyor ki biz yapmadık. O yap biz yapmadık. O yapsın. Daha gençtir. Bak sen görüyor musun kafayı? Kafayı görüyor musun? Diyor ne var ki gençler eğleniyor diyor. Biz eğlence karşı ki eğlencenin de ölçüsü vardır. En azından diyor kalben buz edin ya. Kalben buz etmek de imanın en düşük derecesidir. Sen bırak kalben buz etmeyi. Ondan sonra resmen ee, şey iştirak ediyoruz biz. Manen iştirak ediyoruz ya. Alem-i gittiğimizde sırf şu haberleri izleyip de bu siyasi cereyanlara taraftar olduğumuz için nice günahları karşımıza göreceğiz. Nice günahları, nice zulümleri yapmadığımız halde diye yazacaklar. Ayet ifade ediyor bak en ufak meyil göstermeyin diyor. Allah aşkına sen bir şey izlerken nasıl meyil göstermeyeceksin? Nasıl birisini haklı görmeyeceksin? Hiçbir şey düşünmeden, taşınmadan nasıl izleyebilirsin? Ne diyorsun? Ya böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorum bak bu bile meyil yani. Şimdi Bunlar bak şu şu anlattıklar şimdi çoğunuzun ben içinizden bazen böyle şu kelamları kullandığınızı biliyorum çok kulağıma geliyor. Ne yani izlemeyecek mi şimdi biz yani? Hiç mi takip etmeyeceğiz? Değil mi? Haberimiz olmasın mı? He? Yani iyice şey mi kalalım yani? Bilmeyelim mi? Yok çünkü daha önce biliyordu, kurtardı. Kaç kere kriz oldu o kurtardı. Neler yaptı ya adamlar? Bilse daha yani bilsin ki daha çok kurtarsın ya. Yani. Evde hanımına sözü geçmez, hanımın baba kocasına sözü geçmez. Bilelim, bilmeyelim mi yani? Ya bildin de ne oldu? Bildin de ne oldu? Ne oldu? Hani şey mi yaptın? Müdahale mi ettin yani? Neyi değiştirdin? Ya da gücün. He, Olsun bilelim diyor. Ulan bilmen gerekenleri bilmiyorum be. Kur'an bilmiyor. Kur'an'ın zahiri, tilavetini bilmiyor ya. Ya bu zamanda bir insan nasıl Kur'an öğrenemez ya? Yaşı kaç olursa olsun. Abi de, özrü yok bunun bak söylüyorum. Adam... <laughs> Kadın programını izliyor ya bütün gün. Ya sen bunu ne izleyeceğine git bir camiye. Camide Kur'an dersi veriliyor insanlara ya. Bugün bu teknoloji çağında bir insanın kafasına vura vura Kur'an öğretirler. E benim babam kaç yaşında öğrendi, annem kaç yaşında öğrendi elhamdülillah ya. Takır takır da okuyorlar yani. İstediler Cenab-ı Hak nasip etti. Niye öğrenemeyesin ama? tabii o kumandayı eline bırakacaksın. Sen yedi haberlerini kaçıracaksın yani Allah muhafaza etsin ya Rabbim. 19 haber bülteni kaçtı. Allah muhafaza. Korkma 20'de gene veriyorlar. <laughs> Saat başı. <boşu. gülüyor> Hiç şey yok. Boş yok. İşte dünya bakın abiler. Bu ders aslında neye göre kime göre dersimiz vardı ya. Şimdi bunları biz anlayamayız. Bunu konuşan, bunu anlatan zat neye göre kime göre konuştuğuna dikkat edeceğiz. Alim ahireti noktayı merkezlerinde koyaraktan konuşuyor bu adam senin şimdi okuyacağımız davanın dünyanda yeri yoksa bundan hepsi vız gelir tırs gider dersin ki ne anlatıyor bu adam ya. Bunlar da iyice iyice kafayı yediler ha diyeceksin dersin. Demek ki de haklısın yani. O yüzden üstad diyor ki ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı kurnuğu nuru Kur'an ile cilaldeyiz. Son nefese kadar abiler rahat yok bize. Rahat yok dediğim dünyaya geliş gayemize göre yaşamak zorundayız. Kur'an'la biz ölüme karşı cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. <laughs> bir tanesi beni bir gün aramıştı. Eski bu dediğim. Yani nereden baksanız bir 10 sene var. Bir şey isteriz şirketten ha. Dedi şunu yapar mısın? Yapamam dedim. İşim var. Dedi ki ne işim var ya? Klasiktir bu. Ne işin var ya kelamı senin işinin adamın dünyasındaki yerini gösterir. Aynen ne işin var ya? Ya sen ne yapıyorsun ki? Ya yani ne yani ne sen ne? Tabii ben şimdi durdum böyle ben ne yapıyorum dedim biliyor musun? Senin dedim bütün gün yapmış olduğun bütün işleri topla. Benim yaptığım işin başındaki besmelenin B harfi kadar değeri yok. Böyle bir iş yapıyorum dedim ben yani beni küçük görme önemli değil. Allah aşkına uğraştığımız işi küçük görme be. Beni küçük görme için olacak ya. Yani. Haklısın da. Ama uğraştığımız işin önemi büyük. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapacaksın ki? Ne işin var ki senin? Öyledir. Mesela bir dünyevi işiniz olsun evden bir iş versinler. Benim çalışmam lazım deyince kimsenin çıt çıkmaz. Der ki tamam çalış haklısın sen. Mesela hizmetle ilgili bir yere gideceksiniz. Bir şey şunu yapamam dersin var. Her akşam var seninki dersin zaten. Bitmiyor ki. Öyle olur. <laughs> Bir tane arkadaş <laughs> bir yere gitti. Bir hafta evde yok. Dedim evdekiler bir şey demiyorlar mı? Yok abi ne diyecekler çalışıyoruz diyor. Ölçü bu. Ne çalışıyorsun? Dünyalık. Git bir hafta bakayım okuma programına. Yengen vizesi çıkarana kadar göbekleri çatıyorlar. <laughs> Yengen vizesi. Üç gün. Oho. 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 Ama gidin bir iş bulun dünyalık. Bak bakayım sesleri çıkacak mı? Çıkmaz. Neye göre? Kime göre yaşadı? Orada belli oluyor işte. Anladınız? Biz Müslümanlar ciddi bir dava şuuru varsa bizim en büyük meselemiz Kur'an'a ait bir mesele ise Üstad diyor o diyor küçük değildir büyüktür. Sen anlat bana ne anlatıyorsan. Küçük değil büyüktür. Benim ölçüm neye göre kime göre değişiyor işte. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. O zaman biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Neden ya? İşim mi yok? İşin yok. İşin olmadığından dolayı takip ediyorsun. Bizim askerde ne yaparlar bize? Askerlik yapanlar bilirler. Ot yoldururlar değil mi? Evet evet. O şeyle. He, elle. Elle. Böyle alırlar seni böyle koyarlar böyle. Bakarsın geniş bir arazi. Yani o elle ot yolunarak bitmeyeceğini o da biliyor. Diyor ki bu askere iş vermezsek bunlar birbirine düşerler. O yüzden ne yapacaksın? Yani bunları boş bırakmayacaksın. Boş çalış, boş bırakma. Koyuyorlar böyle, sen de alıyorsun otu böyle, bakıyorsun ovaya böyle, trak koparıyorsun. Bitmeyeceğini sen de biliyorsun, o da biliyor. Diyor ki, ot yolsun birbirinin saçını yolacağına. İşiyle meşgul oldun mu, kurtarırsın kardeşim. İşiyle meşgul olmayan adamlardan korkun. Tamam mı? Bir adam işiyle meşgul değilse, kişiyle meşgul olur. İşiyle meşgul olmayan kişiyle meşgul olur. Kişi, işi. Anladınız mı? Şimdi bunu tayin edecek bir yer daha okuyacağız. Cidal savaş. Yani Kuran aynen. Kur'an'la cidal. Yani Kur'an'la karşı ölümü öldürüyoruz biz. Ha, evet. Ölüm ölür Kur'an'la. Ölen hayvandır çünkü. Ölüm yoktur Müslüman için. Ölüm zahiridir. Ölüm baskı hayat formatına geçmektir. Hmm. Ama ölüm mutlak olarak ölüm kafirin ehli dalaletin bakmış olduğudur. O yüzden Müslüman ölümden korkmaz. Yani paranoyak şekilde korkmaz. Allah hepimize nasip etsin o şuur. Bir mektup daha okuyorum bununla ilgili. Bakın diyor ki, bugünlerde gayet sadık, dikkatli bir kardeşimizin ihtiya ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle hem 4 ay müddetçe binler adam kadar alakadar olduğum halde ahvali alemden, siyaset ve harpten katiyen bir haber almayıp, istemeyip, merak etmez bir tarzda bulunmamdan Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hayretleri ve istifsalları sebebiyle bir hakikattan çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu. Yani bakıyorlar ki ben meşgul olmuyorum. Neden meşgul olmuyorum? Merak ediyorlar. Çok yerde izah ettim gene izah edeceğim diyor. Diyor ki demek ki çok izah etmek lazım. Çünkü almıyor kafalarda. O yüzden çok sık okumak lazım. Almıyor kafa. Yani neden uğraşmamız gerektiğini, uğraşmamamız gerektiğini, neyle uğraşmamız gerektiğini bütünlü türlü kafamız almıyor. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. Anlayana kadar, ikna edene kadar uğraşacağız. Diyor ki hakaiki imaniye. Her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak. Sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak. Ve Risanur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medarı merak ve maksudu bizzat, bizzat olmak lazım iken. Bakın bu zamanda tahribat hakaiki imaniyeden yapılıyor. Bakın denizim. Ateizm. Bugün almış başını gidiyor. İmamatipler de almış başını gidiyor. Ya. Vallahi bak. Daha nice günahlar. Gelen mesajları bilseniz. Tamam mı? Ne nice günahlar. Almış başını gidiyor. Çocuklarımız önce nefsimiz sonra çocuklarımızın neslimizde ve toplum içerisinde iman esaslarına karşı müthiş şüpheler var. Sorgulayın diyor. Sorgulayın diyor. Sorgulat. Zaten Kur'an'da diyor eyvallah sorgulamaktan kaçmayacağız ama cevap bulamıyor ki. Anne desem boş, baba desem boş. Kendini donatmamış hakiki imanı. Bakın iman meselesinde altı iman esasından birinde bir file varsa yapacağınızın hiçbir şeyin anlamı yoktur. Mesela ibadette bir hatanız olur. Vallahi bak bu zamanda bizi sorgulamaz o kadar detaylı. Emin ol derken fazla bakmayın ya. Ama iman öyle değil. Ama iman öyle değil. Temel, temel. Temeller sarsılmış sen binayı süslüyorsun. İç dışa dış içe bir çevrilsek diyor, işimiz bitti. Ha, biz dışa bakıyoruz. Binanın dışına bakıyoruz. Kendimizin dışına bakıyoruz. Hakiki ki imaniye temeldir. Temelde hata varsa kurtarmaz kardeşim. Sen istersen dış cephe yap. istersen karton piyer yap. Böyle lambaları koy. Hop diye gider. Biz imanı amelden önceye koymuyoruz. İllerlediğine aminu ve aminu salihat diyor Kur'an. Biz imanı ettik bitti, iman ettik bitti şeklinde algıladığımızdan dolayı hiçbir çalışma yapmadan ibadete yöneliyoruz. İbadet ediyoruz ama temel bozuk. Hakaik imanine meşguliyet yok. Yok denecek kadar az. 300 konu okumak mı? Bir ayetin üzerine hakaik imanıyla çalışması yapmak mı? Hepimizin en büyük gayesi 300 konu okumaktır. Çünkü biz mübarek oluyoruz 300 konu okuyunca. Öyle zannediyoruz biz bir ayetinden istifade etmek için çok yoğun bir çaba sarf etmek. O iman meselesinde inkişafı, alem ahiret. Mesela ahiret hakkında bir imanın inkişafı. O yüzden sonra biz şey patlak veriyoruz. 300 Kur'an okuyorsun, dünyanın fani olduğunu okuyorsun. Hayat, esas hayat, alem ahiret hayatıdır diye okuyorsun. Ama fani hayat için krediye başvuruyorsun, günahlara giriyorsun, haramlara giriyorsun. Niye? İman etmemişin ayete. Dille iman etmişin ama kalp tasdik etmiyor. Hakayık imanı bu zamanda en önemli. En birinci vazife. Tamam mı? Olmak lazım iken. Şimdiki hali alem. Hayatı dünyeviyi, hususan hayatı içtimaiyeyi ve bilhassa hayatı siyasiyeyi. Bu zaman hayatı dünyeviyi, hususan içtimai hayatı ve bilhassa siyasi hayatı. Ve bilhassa medeniyetin sefaat ve dalaletine ceza olarak gelen gadab ilahinin bir cilvesi olan harbi muminin. İkinci Dünya Savaşı. Neden gelmiş? Medeniyet, mimsiz medeniyet insanlığı yoldan çıkarmış ve İkinci Dünya Savaşı patlamış. Bunun haberleri, bak şimdi, taraf girane damarları, asapları tehiç edip, heyecana getirip. Bir tane akraba böyle diyor. Ben diyor haberleri izliyorum diyor, sinirlerim diyor depreşiyor, tansiyonum çıkıyor. Dedim ki niye izliyorsun? mı dayıyorlar. Ya seni sinirlendiren bir şeyi niye izliyorsun? Bak benim aklım almıyor. Ben mi anlamıyorum? Ben mi aptalım ya? Allah aşkına söyleyeyim. Bak bir izlediğim şey beni geriyorsa, beni üzüyorsa, tansiyonumu çıkartıyorsa, depresyona sokuyorsa bunu izlemek doğru bir şey mi ya? Ya bırakın dini falan da geçtim ya. Ya bu nasıl bir kafa? Ne, ne yapıyorsun? ne izliyorsun kardeşim? Sinirlerim diyor depreşiyor. De zehirli bal gibi. O o tatlı şey. <laughs> onu diyecektim Abi tatlı gelse adam bunu demez ki ya. ya mesela bak sonra... dizi izlersin tatlı gelir. Nefsane lezzet vardır. Maç izlersin bak beni koy maçın başına. Nefisle baş başa bırakıyorum o ne maç izlerim ben ya. Acı Ya ben de sana diyorum bak derim bak izlerim zamanım da gider eyvallah da demem yani. Film izlersin mesela nefsane lezzet vardır. Adam bunu demiyor ki bak. Ben diyorum ki adam film izliyor diyor, keyif aldım. Adam film anlatıyor. Maç izliyor abi ne gol oldu falan diyor. Bak keyif oluyor. Diyor ki bunu söyleyen adam 80 kusur yaşında. Diyor tansiyonum çıkıyor diyor. Bak şimdi kendi de biliyor zehir olduğunu. Abi dedim ki niye izliyorsun abim sen? Neden? Neden izliyorsun? Silah mı dayıyor kafana? Bu kadar ya ne izliyorsun? Asabi bak sinirleri diyor ne yapar? Tehiz ediyor ve batını kalbe kadar hatta hakayı ki imaninin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecesinde bu meşum asır öyle şırınga etmiş ve ediyor öyle aşılamış ve aşılıyor ki Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan ulemalar, alimler, belki de veliler o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakaiki imaninin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp hakaiki imaniyi, hakaiki imaniden bahsediyorum, ibadetten bahsetmiyorum, iman meselelerini ikinci, üçüncü derecede bırakıp o cereyanların hükmüne tabi olarak siyasete tabi olur. Dini siyaset için kullanıyor. Hem fikri olan münafıkları sever. Ya bir alim münafığı sever mi? Sever. Evet. Bir alim dinsizi sever mi? Vallahi sever. Fikirdaş olduğundan dolayı. Dine bakmıyor ki. Adamın merkezi ben. Bene koyunca benle anlaşan, benim fikrimde olan benim dostumdur diyor. Evet. Merkeze dini koyduğun zaman böyle olmaz bu iş. O yüzden bak çok önce derslerde ifade ettiğim bir manayı kaçırmayın. Abi. Çok lazım olacak bu. Koy buraya dini kardeşim. Kur'an'ı ve sünneti. Kur'an'a ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dost olan, onun hükümlerini riayet etmeye çalışan ve onun yayılması için uğraşan kimse onu sev. Korkma. Sev. Ama Allah gibi sevme. Allah gibi sevme. Manayı harfiyle sev. Yaptığı güzel işler üzerine sev. Her şeyini sevme. Ama bir adam ki Kur'an'a ve sünnete düşman baban olsa sevme. Baban. Anan olsa sevme. Ashab-ı kiram sevmiş mi? Kılıç çekmiş ya babasına. Sevme. Tamam ölçü bu. Bu kadar günahla beraber bir de sakın ha Allah ve Resulüne düşmanlık yapmanın sevgisiyle gitmeyin bak ha. Allah muhafaza etsin. Evet. Şimdi böyle bir şey ne yaptı? Hem fikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati, belki ehli velayeti tenkit eder, adavet eder. Hatta hissiyatı dini o cerenlere tabi yapar. İşte bu asrın acip tehlikesine karşı hizmet hizmetle meşgalesi, hakayık imanıyla uğraşıyoruz. Şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarından iskat etmiş ki bu harbi umumiyi bu dört ayda merak etmedim sormadım. Ey gidin nerede böyle nurcular be? Biz izahlı ders yapıyoruz ya sadakatsizlikle suçlayanlar, hain diyenler var. Bakıyorsun profillerinde 70 kusur yaşına gelmiş hala siyaset paylaşıyor Efendi Hazretleri. Neymiş efendim ben şu kadar eski nurcuyum, yaşım 70 ben şu ağabeyin yanında durdum. Evet. <laughs> Sen istersen ırmağın yanında dur testi kapalı ne olacak kardeşim senin ya. 100 200 belki bakın mübalasız diyorum 300 sayfaya yakın yer bulurum ben siyasetle ilgili ve siyasetten uzak durmamız gerektiği. Bizim siyaset yapacağımız zaman vardır. Bunu da unutmayın. Yapacağımız zamanı görürsünüz. Bir ölçü veririz, işimiz biter. Ondan sonra daha da siyaset benim ağzımdan çıkmaz. Taraf oluruz, taraftar olmayız. Geçen Recep Baba'nın konuşuk. Taraftar olun olamayız. Taraf oluruz ama. Çünkü tarafsızlık olmaz. Taraf olman gereken yerde taraf olacaksın. Ama işim o kadar değil. 5 dakikada benim. 5 dakika. Toplasan, Hadi ben biraz sosyal medya fenomen e, vaziyetimiz var ya. Bir şeyler anlatmak için ekstra 10 dakika daha harcadım. 20 dakika bitti benim siyasetle Daha da benim ağzımdan çıkmaz. Dedim ki ya Rabbi baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman nasip eyle. Hayırlı işlerine muvaffak eyle. Hayırsız işlerine uzak eyle. Hayırsız işlerine bize taraftan eyle mi deriz? Bitti gitti. Daha sen ö, budur budur falan bilmem kardeşim. Git benim yanımdan ya. Mesele büyük mesele. Bak diyor ki Risale-i Nur'un has talebeleri Baki Elmaslar hükmündeki olan hakaiki imanın vazifesi içindeyken zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutsiyeline fütur vermemek. Ya zalimlerin satranç oyunu. Dün düşman olduğuna bugün dost oluyorsun. Dün dost olduğuna bugün düşman oluyorsun. Şimdi adam şaşırıyor ehli siyasetin şeylerine karşı. Falan yok diyor bu şey mi olur? Kardeşim siyaset, hizmet, ticaret net konuşmayı kaldırmaz. Bakın unutmayın. Hizmete de yeni buldum ben. Çünkü ne zaman ki yapmam dediğim şeyi Allah bana yaptırıyor. Bir daha tövbe ettim. Ya Rabbi beni kendime bırakma. Ben böyle ne zaman yapmam demişsem sen beni imtihan ediyorsun. İnşallah yapmamaya gayret edeceğim. Senin nihayetin ne diyeceksin? Siyaset yapıyorsan, ticaret yapıyorsan <laughs> hizmet dairelerine net ifadelerden sakın. Yani ben anladığım öğretide şunu yapmamaya gayet edeceğim diyeceksin. Hele ki bu siyasette tutmaz zaten. Siyah adam koca devlet yönetiyor. Bir sürü algoritmalar var. Adam bir şeyi değiştirecek, bir şey yapacak. Sen ne anlıyorsun ya? Sen baksana kardeşim işine. Senin işin değil ki o. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş. Onlara da zulümlü zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istina edip yardım etmedikleri, ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemiz zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairimiz içerisindeki ezvak manevi, envar imani kafi ve vafidir. Adama iman kafi vafi gelmeyince hakiki imaniye ne yapıyor? Ekstra gıda olarak siyasete maalesef bulaşıyor. Peki diyeceksiniz ki ya abi hiç mi uğraşmayacağız? Gene kral abi. Hiç mi ya? <laughs> Ondan sonra hiç mi? Yok bak şimdi kimle uğraş Bir de şu da var. Bizim uğraşmamamız gerektiği kadar uğraşması gerekenler de var. Onlar kimler var? Onu da öğrenelim değil mi? Herkes uğraşmayacak. O zaman Müslümanlar bıraksa siyaseti kim yapacak kardeşim? Siyaset de din içerisinde bir hakikattır. Değil mi? Kim yapacak bunu? Şimdi bunun da ölçüsünü veriyor adam. Hepsini anlatmış kardeşim. Tamam mı? Bak şimdi Emin'le ile Feyzi hep aynı soruyu sormuşlar. Sordukları bir suale karşı üstadla aldıkları cevap. Emin abi bak ne eminler var cana bak ne eminler yaratıyor elhamdülillah. Örnek aldı bu Emin abileri yani. Si siyasi geniş daireleri merak ile takip eden küçük daireler içerisindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyorsunuz. Gene izahını istiyorlar. Ya yani küçük dairedeki vazifeden zarar ediyoruz. El cevap üstadımız diyor ki bak bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadar küre arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları var. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. Ne demek bu ecnebi? Mesele din olsun. Din namına derinlemesine en ufak bir yorumu yok. Diyorsun ki Cenab-ı Hakk'ın esması var, sıfatı var. Oo çok ağır ders oldu bu ya. Abi ne oldu? Ne ağır dersi? Sıfat dedik, esma dedik. Başka bir şey demedik ki. Abi bir saat 15 dakika oldu. Çok ya. Hala konuşuyor. Bitmez. Ama açık oturumu iki buçuk saat izliyor. buçuk saat, 3 saat. Öyle sürüyordu açık oturumlar. Şimdi var mı bilmiyorum. O yüzden niye kızıyorsunuz siz uzun ders yapıyoruz diye? Yani bizim 50, 50 dünyadan daha çok çalışmamız lazım değil mi? Değil mi? Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur ya fikrini dağıtır manevi ecnebi olur. Evet ben kendim gördüm. Bakın lüzumsuz merak ile mütedeyyin iken ami bir adam beride ilme mensubiyeti varken eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet. Ali Beyt'ten Seyitler Cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Bir tarafta Müslümanlar mağlup oluyor buna seviniyor. Diğer tarafta din düşmanı bir taraf kazanıyor ona seviniyor. Bakın abiler küfür tek milletin unutmayın. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla, Almanlarla ittifak ettiğinde İngilizler Kudüs'ü işgal ettiğinde Alman askerleri havaya keplerini atıp kurşun sıkıyorlarmış sevinçten. Osmanlı'yla yan yanalar ha. Anladınız? Siz bunların, bakmayın böyle birbirine yediklerini. Bunların tek derdi İslam'dır, Müslümanlardır. O yüzden normalde Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve Birleşmiş Milletler'de hüküm sahibi 5 tane ülke vardır. Meşhur slogan da var biliyorsunuz dünya 5'ten büyüktür vesaire diye. Bir tane Müslüman ülkesi yoktur. Müslümanları kan döktürürler, gıkları çıkmaz ama nerede Avrupa ülkesi olsun, nerede İzlem ülkesi olsun hemen hop toplanırlar, hemen karalanır, hemen operasyon başlar ama hop. Ya var ya Müslümanların bunların gözünde bayına kadar değeri yok, bayına. Bir ara buzullarda balina sıkışıyordu da onu kurtarmak için Birleşmiş Milletler operasyonlar düzenledi ya. Şimdi Doğu Türkistan'da Müslümanları katlediyorlar. Çin değil mi o taraflarda? Aynı şekilde Filistin'de. Sesimiz çıkmıyor, gıkımız çıkmıyor. Zaten çıksana ne olacak yani? Yapamıyorsun ki gücün yok. Hüküm yok sende, mühür yok. Ve sen bunlara destek veriyorsun. Bunların sevincine se ortak olacaksın. Ha? Ayasofya açılıyor. Ayasofya'nın açılmasına kızan insanlarla beraber oluyor. Müslüman. Ayasofya ne demek abiler? Simgeleri Simge Ayasofya. Basit bir cami değildir Ayasofya. Bunu bilin. Daha önce de söyledim bunu. Bak tekrar söylüyorum. Bakın sevinçler ve üzümler ortak gayelerin dışa vurumudur. Sevindiğiniz kişilerle beraber aynı fikri ve hissi yaşıyorsunuzdur. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz kişilerle beraber aynı dünya ve aynı gayeyi yaşıyorsunuzdur. Kiminle beraber seviniyorsanız onunla berabersiniz. Kiminle beraber üzülüyorsanız onunla berabersiniz. Bir toplumun bir yerin sevdiği kişiye bakın o sizin düşmanınızdır. Bugün Avrupa birini çok seviyorsa, birini yüceltiyorsa bilin ki bu adam problemlidir. Anladınız? İsrail birisinin doğumu ve ölümü için üzülüp seviniyorsa bilin ki bu adam problemlidir. Ben ölçüyü veriyorum size mezuna veriyorum daha ne yapayım da. Şimdi bana diyor ki hocam isim verseniz de Kardeş ben sana ölçü veriyorum. İsmi ne yapacaksın? Diyorum ki al bu gömleği şimdi. Giydir Mutlu abiye. Giydir tamam İsa abiye. Oturuyor mu bu? Evet şimdi kimler ilgilenecek? Harici siyaset memurları. Bakın ölçüyü veriyor. Ve erkanı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili. Bakın basit fikirli. <laughs> basit fikirli. Yani 2 ile 2'yi toplamaktan ondan sonra zorlanacak kadar basit fikirli. Bizim hayatımız bu abiler yani öyle biz hani çok yönü düşünen insanlar değiliz. Basit fikirli insanlarız yani. Yani ya aşım kaynasın, çorban kaynasın, yemeğimi yiyeyim, etrafı da toparlayayım, kimse bana dokanmasın. Basit fikirli. Basit fikirli idare ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve kariyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini hakaiki imani ve İslami ait zevklerini, şeklini kırıp havalandırmak, kalpleri serseri etmek, manen öldürmek yine dinsizliğe yer ihsar etmek tarzında kemali melak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesaili siyasi radyo ile ders verip dinlettirmek hayatı içtimaiye öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeli düşündükçe tüyler ürpertir diyor. Enerjin kalmıyor, enerjin. Bakın insan topraklama yapıyor sürekli. Neye yönelirseniz orada enerjinizi bitiriyorsunuz. Merak çok önemli bir duygudur. Merak insanı peşinden koşturur. Bunu diziler kullanıyor değil mi şimdi fragmanlarla, şeylerle. Bir kesiyor. Sen bekliyorsun bir dahaki bölüm gelsin. Öyle bir yerde kesiyor bir dönem bekliyorsun. Lan nerede kesti diyorsun. Nasıl olacak diyorsun. Yorumlar yapılıyor bir dünya. Bak merak. Yoğunlaştığın şeyde nötrleniyorsun. Öyle boş işlerle uğraşıyoruz ki mala yani geçici, gereksiz. Nötrleniyoruz. Mesela Kur'an okuma, hakiki imaniye meşgul et olunca, ders olunca bu sefer de... Ne zaman diyor, elime kitap alsam da bir ağırlık basıyor ki ya. ya basar basar. Basar. Basar kardeşim sen gözümü tutamıyorum diyor. Niye iş yerinde uyumuyorsun? Ben hiç iş yerinde uyuyan adam görmedim tezgahında. Böyle uyuklayan yok. Şey var ya 10 saat 20 saat çalışır. Sorsa kardeşim işte şu yani çok yorgunum o yüzden. Bu yani o yüzden buzdağının gözüken kısmı var. Gel hakayık imani meşgul et Gücün kalmıyor. Niye? Nötrledin topraklama zıt gitti. Demek ki bununla uğraşmanın zararı mı var? İki zararı var. Benim bir, uğraşmam gereken işlerden uzaklaştırıyor. İki, zalimlerin zulmüne ortak edip büyük günahlara sokuyor. Şimdi soru ikinci sual neydi? Peki bundan daha büyük mesele mi var? İşin kilit noktası bu. Şimdi bakın bundan daha büyük mesele mi var? Bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Bu zemin yüzündeki hakimiyeti Ahmet davasından. 2. Dünya Savaşı. Hakim olmak için uğraşıyorlar dünyaya değil mi? Bu cihan harbinden daha büyük. Bu hakimiyeti Ahmet davasından daha emniyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa o zaman için süper güçler. Aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek diyor. Şimdi bu bir haber. Bu haberi kim söylüyor? Bakın bu bir davaymış ama bir davanın haberini getiren kişilerin güvenilirliği o davayı dava yapar. O iddiayı iddia yapar. Mesela ben yalancı bir adamım. Ben size bir şey söylesem ne dersin? Ya Hasan abi Allah'ın Allah'ını seversen. Hasan, Hasan abi, Hasan abi sözün dikkate alma. Hasan abise geç dersin. Neden? Çünkü yalancı adam Üç kağıtçı yalan söyler. Ama bir haber veren var. Bir haber var ve o haberi verenler var. O haberi verenlerin sağlamlığı, haberin kaynağının sağlamlığı o davayı çok önemli bir dava haline getirir. Nedir o peki? Bakın o dava ise 100 bin meşairi insaniyenin, hadsiz nevi beşinin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan, Kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaad-ı ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şudur ki... Şimdi dava ne? Büyük bir dava. Dava kim iddia ediyor? Davanın iddiacıları şunlar. İnsanların meşhurları. Bu meşhurlar derken sanatçılardan bahsetmiyorum. Ben. Onlar parke taşı olacak tipli insanlar değil. Biz onların gayri insanları <laughs> meşhur yapmışız. İnsanların meşhurları. Başta 124 bin peygamber. Onların başında... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 124 milyon evliya ve mürşitler hassiz mürşitler. Bunlar ittifak etmişler. Bunların hayatlarında yalanın yeğesi olmaz. Yalan bunların hayatına yansımaz. Mesela bu zat da haber veriyor. Bu zat diyor ki ben diyor hayat gibi bir mesele için yalana tenezzül etmem diyor. Böyle. Şimdi adamın elinde bu kitap var. Bu kitaplara izin ettiğini iddia ediyor çatı çatı yalan konuşuyor. Çatı çatı yalan konuşuyor. Dinlemeyin ha. Bak dinlemeyin. Net söylüyorum. Yalancının anlatacağı dinden bir şey anlaşılmaz. Kendine faydası yok onun. Efendimiz sallallahu hayatındaki en büyük bu özelliğine bir tanesi doğruluktur. Değil mi? Yalan Olmaz bu zatlarda. 124 milyon evliya, 124 bin evbiya Başta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 124 milyon evliya, asfiya ve mürşitler ittifak etmişler. Neye dayanıyorlar? Kainat sahibinin. Yani bu dünyayı yaratan, bu kainatı yaratan zatın haberine dayanıyorlar ve müşahede ediyorlar. Görüyorlar. Görüyorlar. Görmüşler. Neymiş peki o dava? Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Son nefesteki iman davası. Ve sen imanla kabre girdiğinde her bir Müslümana en düşük seviyede bu dünya kadar 500 tane dünya kadar cennet verilecek. Böyle bir sana vaat veriliyor. Ama diyor ki imanla kabre girmek zorundasın. Böyle bir dava açılmış senin başına. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek diyor bu zamanda. Şimdi bak öyle bir haber veriyor ki dehşetli ve bu asırda maddi yunluk tanıyla çoklar o davasını kaybediyorlar. Hatta bir ehli keşf ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesini kazandığını sekeratta müşahede etmiş ötekiler kaybetmişler. 40 ve fiyatta bir iki tanesi kazanmış bu iman davasını. Bu asırda. Ne özelliği var bu asır? Maddiyun asır diyor bu asır. Her şeyi sebep sonuçla açıklandığı bir asır. Maalesef nefislerin, enanetlerin ilahlaştırıldığı bir asır. Maalesef dinin adeta fetret devri gibi unutulduğu bir asır. Ağzımızdan çıkan kelamlarla küfre çok rahat girdiğimiz bir asır. Geçmiş ümmetleri helak eden birçok günahın çok aşikar resmi şekilde işlendiği bir asır. Böyle dehşetli bir asır. Maddiyonun bir de bize bakan tarafı var ki maddenin esas olduğu paranın ve dirhemin, efendim salasam öyle buyuruyor, dirhemin ve dinarın yani şu zamandaki euronun ve doların ve tl'nin esas olduğu maddeyle rahatlamak için uğraştığımız maddenin gücü arttıkça bizi çektiği bir asır. Maddiyonun manevi tarafı bu işte. Böyle bir asırdan, 40 vefiyattan Basker 39'u kaybetmiş diyor. Ve bakın abiler imansız kabre gittiniz mi babanız peygamber olsa bitti. Hiçbir faydası olmaz. Velev ki imansız kabre girdin, işin bitti. Amelde hatan varsa affolunur. Ama imansız kabre bittim, girdim mi dava bitti. Ve bu asırda imanı sarsacak birçok şey maalesef işleniyor. Peygamber Efendimiz hadislerine bakın. Ümmetinin başına öyle bir zaman gelecek ki diye başlayan birçok hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dehşetli asırdan haber veriyor. Ve insanlar diyor sabah kalkacak, mümin olarak kalkacak. Akşama ulaştıklarında diyor kafir olacaklar diyor. Hadislerde öyle bir zaman gelecek ki ümmetin başına diyen hadislere bakın görürsünüz bu haberleri. İnsanlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Adam komedyen din üzerine şaka yapıyor hepimiz gülüyoruz. Cehennem sırasında girmişiz diyor araya sığışma diyor falan diyor. Ha, ha ne güzel komik diyor gülüyorsun sen. Adam ne cehenneme dalga geçiyor. Ve sen buna iştirak edip gülüyorsun. Beğeniyorsun, paylaşıyorsun. Ne komik adam diyorsun. Elfazı küfür diye ne çok kelamlar ağzımızdan çıkıyor bizim. İtikat desen darmadağın. Böyle dehşetli bir zaman, böyle dehşetli bir iman, iman davası var. Ve bu davayı kazanmak veya kaybetmek davası başımıza açılmış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Akıbeti hakkında diyor. Defne yaprağı gibi titremeyin diyor. Akıbetinden endişe edilir. Son nefes ben imanla kabre girip girememem diye endişesi olmayan kişinin diyor akıbetinden endişe edilir diyor. Kaçımızda böyle bir endişe var? Başta nefsimi koymak olarak söylüyorum bak. mübalasız ve tevazu olarak söylemiyorum. Çok ciddi endişe duymuyorum yani. Ara ara duyuyorum. Az duyuyorum. Endişe duyan ona göre çalışır. Yani endişe duyuyorum. Ben ne yapıyorum? Duyuyorum. Endişe duyuyorum yani. Efendim sana sellem'in rahli tedrisinden geçen Kur'an'ın ilk talebelerinden olan Ashab-ı Kiram'ın hayatında bu çok net gözüküyor. Benim en çok sevdiğim ve hep bu derste örnek verdiğim bir misal vereyim. Nakli Sahih ile Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi iki tane ekabili sahabeden bahsediyor. Mühim zatların bulunmuş olduğu bir heyette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki Ehadikum fid nari e min uhud Birinizin diyor dişi cehennemde Uhud dağı kadar olacak. Kimi söylüyor bunu? İçerisinde Ebu Hureyre ve Huzeyfe'nin olmuş olduğu bir mecliste söylüyor bunu. <laughs> ve demek, ist demek istiyor ki birisi irtidat edecek, dinden dönecek diyor biriniz. Ve sonra o akıbeti haber verdikten sonra Ebu Hureyre diyor ki o heyetten ben bir adamla ikimiz kaldık. Bir adam kalmış bir de Ebu Hureyre kalmış. Şimdi burada bir duralım. Şimdi Ebu Hureyre hakkında birçok sen söyle hususiyet zikredilir. Şimdi hainin bir tanesi Ebu Hureyre üzerinden hadislere saldırıyor. Ebu Hureyre kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh en çok hadis rivayet eden bir sahabedir. Efendimiz sonrasında yanında hiç ayrılmamış. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duasına mahsar olmuş. Unutmayı unutmuş. Efendimiz sonrasında ona dua etmiş. Allah senden unutmayı alsın diye unutmayı unutmuş. Çok hadis rivayet edince bazıları demiş sen çok hadis rivayet ediyorsun. Nereden bunları duyuyorsun deyince o da şöyle buyurmuş. Demiş ki siz demiş Mekke halkı ticaretle Medine halkı ziraatle uğraşırken ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi ve dibinden ayrılmıyordum diyor. Şimdi haber neydi? Birisi dinden dönecek. Cehennemde dişi hut kadar olacak. Ben şimdi haşa vaşa tamam mı Ebu Hureli olsam Muhammed de o adam olsa. İkimiz kaldık. Ben ne biliyor musun? Muhammedciğim geçmiş olsun. E ben yanacak halim yok. Ben Ebu Hureyre'yim. Teşbih, temsil. Ebu Hureyre ne diyor? Ben korktum. Bak vallahi korkmam. Zaten korkmuyorum işte. Zaten korkmuyoruz. Bak problemimiz bu. Ben korktum diyor. Niye? Son nefesteki akıbetinden korkmuş. Kim? Ebu Hureyre. Allah aşkına hangimiz bu vaziyette Ebu Hureyre'nin yerinde olsa korkardık? Var mı korkacak olan? Yok ha şu vaziyette korkmuyoruz. Bunca günahlar bunca şeyler içerisinde korkmuyoruz. Ve sonra ne oluyor? Öteki adam Yemame Harbi'nde Müselim'e tarafına geçiyor. Yalancı peygamber tarafına geçiyor ve mürtet olarak katlediliyor. He şimdi ne kadar Kur'an okumam lazım? Ya 300 okudum daha ne yapayım? Kardeşim son nefesteki akıbetinden ne kadar endişe ediyorsan o kadar Kur'an okursun. Ne kadar derse gelim? İki gün yeter mi? Üç gün yeter mi? Diyorsan sen akıbetinden endişe etmiyorsundur. Ne kadar akıbette endişen varsa o nispetle derslerine zaman ayırırsın evinde okursun, hakaiki iman ile meşgul olur derslere gelirsin. Ya kaç gün derse gideyim ya namazlarım ne kadar? Kardeşim sen neye kadar endişen varsa o kadardır. Mesele bu işte. Mesele endişe. Biz bugün memuriyet zihniyle Müslümanlık yaşıyorsak akıbetimizdeki maalesef garantiden dolayıdır. Vehmimizle ulaştırdığımız bir garantimiz var bizim. Yanmam. Hatta cennet parseliyoruz, Kaç huri düşer onu hesaplamaya başlıyoruz. Bu kafa yapısıyla böyle bir kültürel Müslümanlık ortaya çıkıyor. Papuç bağlı yani.